Hocam, ön Türklerin Anadolu'daki egemenliği hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. Ön Türklerin Anadolu'daki egemenliği, Anadolu'da biz çok uzun sürelerdir varız. Çünkü Anadolu Türklerin göç güzergahlarından birisi. Hem Anadolu üzerinden geçmişiz Trakya'ya, oradan Avrupa'ya, hem de Kuzey Karadeniz üzerinden geçmişiz. Tabii Anadolu çok erken tarihlere ait. Bu erken tarihler Göbekli Tepe'yi bahsedebiliriz. Ondan sonra ne diyeyim, Sümerlerin uzantılarından bahsedebiliriz, Truvallardan bahsedebiliriz, İskitlerden bahsedebiliriz, Hititlerin ataları Hatilerden bahsedebiliriz. Akat metinlerinde mesela milattan önce 3000 yılının sonlarında Anadolu'da Akat hükümdarı Türk kralı İşlü Nail ile savaştığını anlatıyor. Akat metinlerinde mevcut. Biraz önceki görselde zaten bununla ilgili şeydi, çivi yazısının metinde. Yani biz diyoruz ya, ilk Türk devleti Göktürkler. Halbuki Göktürklerden önce on binlerce yıldır Türk devleti vardı. Tabii devlet ebed müddet, devlette de devamlılık esastır. Burada da bahsettiğim metinde geçen yazı, evet, Trakya, Truvallar, bunlar da Anadolu'nun eski şeylerinden birisi, medeniyetlerinden birisi. Traklar, Truvallar. Tabii Truva, Çanakkale bölgesinde. Traklar, Trakya. Trak dediğimiz Türk zaten. Aynen. Ünsüzlere dikkat edersek TRK. Truva zaten TR. Yani Truva, Troya. Tur diyorlar zaten onlar kendilerine. Bunların kayıtlarda at yetiştiren, kımız içen uluslardan. Tabii atlar çok önemli bunlar için. Ok yay kullanıyorlar. Çok önemli. Zaten bunlar da Etrüslerin ataları. Evet. Trakların ataları. 12. yüzyılda Tyrell'e William Türklerin Truvalı olduğunu, onların ataları Turkosların Saka yurtlarından göçünü yazmakta. Tabii biz bu 12. yüzyılda neden önemsiyoruz? Tabii 20. yüzyıldan 19-18. yüzyıldan itibaren uluslaşma başladığı için tarih yazımı şekillendi. Yani Türk karşıtı bir tarih yazımı var, Batı tarih tezi şeklinde. Erken dönem kayıtlarındaki kayıt yazılar bizim için çok önem arz ediyor. Yakın zamandaki tarihi kayıtlar tamamen çarpıtılmış yani Türkler aleyhine. Yani Türkler barbar bir ulus, geçmişi yok, yağmacı, çapulcu. Hiçbir medeniyetten bilmezler. Yıkıcı bir ulus. Halbuki biz yapıcı bir ulusuz. Medeniyetin tohumlarını biz atmışız. Atatürk zaten buna işaret etmiş. Büyük bir ulusuz. Tabii bunu gölgelemek istemişler. Yansıtma yapmışlar hocam bence. Aynen. Bunu Kendi bozmamanın özelliklerini. yöntemi de eski kayıtlara bakmamızda. Yani yeni kayıtlara değil. Yeni tarihçi almış, evirmiş, çevirmiş, Türkleri çıkartmış, bir tarih projesi yazmış. Evet. Onun üzerinde algı yürütüyor. Ama 12. yüzyılda, 14. yüzyıldaki tarihi kayıtlar Türklerin varlığına işaret ediyor. Daha evvel gösterdiğimiz gibi Akatlar, milattan önceki 1900 yıllarda daha evvel işaret ettik, Roma kayıtlarında var. Tauryalılar, Tauranslar, Türkler. Yani bu kayıtlar çok fazla. Ama bizim için önemli olan bu kayıtları gün yüzüne çıkartıp şu an yaymak. Evet. Yani yayınlamak. Bu şekilde mücadele edeceğiz. Devam edebiliriz. Şimdi hocam bir sorumuz daha var. Ha, Yöneltmek bir istediğimiz. dakika. Az evvel demiştim ya size TR yani ünsüzler. Birçok kaynaklarda Türk isimleri burada. Gördüğünüz üzere farklı şekillerde telaffuz etmişler. Ama buradaki ünsüzlere dikkat ettiğimizde Türk çıkmakta.
Yani Çok iyi ifade ettiniz. Evet. illa Türk yazıyor diye bir şey yok. Evet. Çinliler Tuke demiş, başkaları Tiras demiş, biri Tirs demiş, Tirsen demiş, Turski demiş, Turşa demiş, Turuşka demiş, Tark demiş, Turki demiş, Turyana demiş, Turan demiş, Troya demiş. Ama zaten kayıtlara baktığımızda arkeogenetik çalışmalar, kültür bağı, dil bağı, hepsi tarih bağı, coğrafya bağı, bunların kronolojik sıralaması Türk tarihinin şeyini oluşturuyor, ana hatlarını oluşturuyor. Çok güzel oldu hocam. Çok teşekkür Evet, ediyorum. tabii. Peki Kelt Türk bağı hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet, Keltler de İskitlerin bir kolu. Bununla ilgili benim yazdığım bir makale var. Kelt dilinde çokça Türkçe sözcük de mevcut. Ayrıca Keltlerin mitoloji kültürü, mitoloji dediğim bizim Türk destanları gibi. Birebir aynı. Mesela bizim Dede Korkut destanında Tepegöz hikayesi var. Keltlerde de var Tepegöz hikayesi. Ana diyorlar mesela büyüklerine. Ana bizim de ana. Anne, anne. Anne, ana. Atalarına dede diyorlar onlar mesela. Bizde şey vardır. Dağ ruhu, su üyesi, hayat ağacı, güneş ruhu, iyeler. Evet. Bunlarda da var aynı kültür. Eserleri var mesela. Keltlere ait. Birebir Türk şeyleri var. Tamgaları var, motifleri var. Mesela ileride göreceğiz. Kurt, börü sikkelerine bastırmış. Ay ve Evet. yıldız var, künay var. Bunların zaten devamcısı Galatlar, Galyalılar. Onlar zaten Anadolu'ya Türkiye diyorlar kayıtlarında var. Tabii Tarkun var mesela onların şeyleri, yöneticilerinden biri Tarkan. Bu ismi hep kullanmışlar Tarkun, Evet. Tarkan. Etrüslerde de görüyoruz. Şeyde de görüyoruz, Keltlerde de görüyoruz. Zaten kendi destanlarında da anlatıyorlar İskitlerin bir kolu olduğunu. Ben bunların hepsini yayınladım. Evet Arzu hocam. edenler bakabilirler. Devam edebiliriz. Şimdi bir de son sorumu yöneltmek istiyorum. Evet. Şu görsel açıldığında merak uyandırmasın. Hep Tamam. diyoruz ya işte biz konar göçer, bozkır toplumuyuz. Tabii bu bozkır toplumu olmamız bizim yerleşik hayata geçmediğimiz anlamına gelmiyor. Erken çağ uygarlıklarında Türkler yerleşik hayata da geçmişler. Belli şehirler kurmuşlar. Ve bu şehirlerde modern tarım kentleri uygulamışlar. Ve bu şehirleri nehir kenarlarına kurmuşlar. 100.000 kişinin üzerinde insan barındırmış. Otlakları var, tarım amaçlı kullanılmış. İçerisinde madencilik yapmışlar, demir sanatı işlenmiş. Ticaret merkezi olmuş. Etrafında tarlalar ekmişler. Hayvancılık yapmışlar. Büyük bir medeniyet kurmuşlar ve bu nehir kenarındaki merkezlerde, şehirlerde yeraltı kanallarıyla kanalizasyon sistemi yapmışlar, su sistemi yapmışlar, balıkçılık yetiştirmişler. Yani muhteşem bir sistem kurmuşlar ve bunlar modern tarım kentlerin ilk kurucuları Türkler. Arkaim Hocam, antik şehri var. bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Buradaki yerleşim tasarım resimdeki Atatürk'ün Cumhuriyet Köyü projesini andırıyor. Tabii. Zaten Atatürk'ün Cumhuriyet Köyü projesi köy Tarihini enstitüleriyle araştırarak tabii herhalde. köy enstitüleriyle birlikte kurduğu bir düşünceydi. Müthiş bir deha. Çok müthiş bir şeydi. Evet. Zaten kalkınma tarımdan başlayacağını söylüyordu Atatürk. Evet. Çünkü biz tarım toplumuyuz. Hayvancılık da bizim temel geçim kaynağımız. Aynı zamanda madenci bir toplumuz. Ve şehir kültürü bunun üzerine bina edilmeli. Yani bugün İstanbul hep betona gömüldü ama etrafında İstanbul'un besin ihtiyacını karşılayacak sebze bahçeleri yok. Hayvancılık yok. Antalya'dan gidiyor İstanbul'a. Nakliye ücreti, maliyet değişiyor. Halbuki belli her ilin kendine yetecek bir şey olması lazım.
Atatürk tarımı kalkındırmak istemiştir. 1980'li yıllara kadar Türk toplumunun çoğu tarımda yaşıyordu, tarım kesiminde yaşıyordu. Ancak uygulanan yanlış politikalar şehirlere göçü arttırdı ve bizim ithalata bağımlılığımızı, kendi kendine yeten bir ülke olarak, tarım toplumuyken, kendi kendine yetemez hale, ele güne muhtaç açar hale gelmemize neden oldu. Zaten bunların tüm nedeni de geçmişimizi bilmiyoruz. Evet. Atamızın işaret ettiği hususları bilmiyoruz. Yani düşünsenize, milattan önce 3000'lerde, 4000'lerde Arkaymantik şehrini kurmuşlar. Müthiş bir şey. Maykop'ta öyle ve yeraltı su kanalları çekmişler. Turfan şehri. Tabii Turfan şehri 60 kilometre öteden yeraltı karezlerle Turfan'da. İsmi oradan geliyor. Tabii Turfan'da meyve sebze üretmişler. Tabii biz bunları da bilelim. Yani biz şehirsiz bir toplum değildik. Yerleşik bir hayatımız da vardı. Evet hocam. Tabii konar göçer bir hayatımız da vardı ama yerleşik şehir kentlerimiz de vardı bizim. Bir de sizin bir makalenizde okumuştum. Karavan dediğimiz gezen evlerin ilk mucidi, tarihte atı ilk ehlileştiren millet olan Türklerdir. Karavanı tabii, bile biz icat etmişiz. Tabii. Karavanı da bizi icat ettik. Bu neden? Zorunluluktan. Evet. Türk'ün evi sırtında, hayvan nereye gidiyor, otlakları takip ediyor. Evet. Türkler de tekerleği icat etmişler. Kanıyı icat etmişler. Kanıyı Türkler icat tabii, etmiş. Evet. Evlerini sırtlarında taşımışlar. Tabii biz bunu nereden biliyoruz? Hipokrat'ın eserinden biliyoruz. Evet. Roma kaynaklarında biliyoruz. Ben bununla ilgili makale de yazdım. Arzu edenler okuyabilir. Orada hem kurgan kalıntılarında da var. Bizim tekerlekli araç kullandığımız, çadırlarımızı karavan şeklinde kullandığımız. Yani biz geziyoruz ama evimizi de yanımızda taşıyoruz. Gezen evler. Zaten. Evet. Tabii gezen evler. Hocam yine bir yazınızda 10 bin yıllık Türk devlet felsefesinin sembolü olan çift başlı kartal, Türk töresinin temel esaslarından çift başlı yönetim anlayışını simgelemektedir diyorsunuz. Acaba evet, atalarımız bununla neyi amaçlamıştır? Şimdi şu şekilde, bizim Selçuklu armamız var. Çift başlı kartal. Bu hem doğu batı hakimiyeti anlamına geliyor. Diğeri de tek vücut üzerinde çift başlı bir yönetim anlayışı var Türklerde. Parlamenter yönetim sistemi anımsatıyor bana. Aynen. Yani bu yönetim sistemi günümüze uyarlarsak Cumhurbaşkanı Başbakan sistemi. Yani Atatürk bütün Türk tarihini araştırıyor. Tabii. Ve aslında reçete Atatürk'te. Tabii. Hepsini oradan getirip Oğuz yerleştiriyor. Oğuz Kağan'a bakıyoruz. Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan'ın en büyük başvuru yaptığı kişi Ulu Türk danışmanı. Şeye bakıyoruz, Göktürklere. Bilge Kağan, Tonyukuk. Evet. Hakan Kağan, Tonyukuk. İlteriş, Tonyukuk. Bakıyoruz, padişah, sadrazam. Evet. Ya bu Osmanlı'da da uygulanmış. Yani hocam kalp ve beyin. Tabii. Bu şeyde de var. Kutat Gobilik var. Bizim siyaset namemiz üzerine en büyük eserlerden birisi. Burada da var. Ay doğdu, gün doğdu. Birisi Cumhurbaşkanı, birisi şey. Başbakan. Aralarındaki diyalogu kitap haline getiriyor. Yusuf Asacip. Amacı nedir? Bunun amacı akıl akıldan üstündür. Evet. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Evet. Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. Türk kesinlikle atasözlerimizde de var yani bu. Bir insan hata yapabilir, hatalı düşünebilir. Burada önemli olan nedir? Çift sistem mekanizmasıyla bir insanın üstündeki hem yükü alıyorsun hem de danışmayı kuruyorsun. Zaten tarihte ilk, yani onun da makalesini yazdım. Cumhuriyeti ilk uygulayan Türklerdir. Demokrasiyi ilk uygulayan millet Türklerdir. Keneş sistemi. Evet. Keneş nedir? Boylar boy beylerini seçiyor. Boy beyleri Kağan'ını seçiyor. Ve bunlar Keneş'te tüm kararlarını alıyor.
Oğuz Kağan Destanı'nda biz bunu görüyoruz. Oğuz Kağan diyor ki Keneş'ini topladı. Türk destanlarının hemen hemen hepsinde var. Diyor ki Kağan şunu yaparken Keneş'ini topladı. Bunu yaparken Keneş'ini topladı. Mesela Timur'un Tiskurat'ı eseri var. Timur'un Tiskurat'ı. Bunda da Timur Keneş'e bağlı kaldığını anlatıyor. Öve öve bitiremiyor. Bu da nedir? Meclis yönetim sistemi. Yani ilk çağın demokrasi anlayışı, cumhuriyet anlayışı Türklerdeydi, Keneş sistemi. Bu sistem muazzam bir sistemdi. Her boy kendi boy beyini çıkartıyor ve bu boy beyler onların en seçkini oluyor, en bilgilisi oluyor, en bilgesi oluyor. Onlar da kağanlarını seçiyorlar, en bilgili, en bilgelerini. Ve hatta diyorlar ki kağan hata yaparsa Keneş toplanıyor, kağanı şeyinden indirebiliyor tahtından. Diyor ki bu Tanrı diyor bundan kutunu aldı. Biz diyor bunu diyor indirelim ya da öldürelim diyorlar. Evet. Şeyde de var bunu. Göktürk tarihinde de buluyoruz mesela. Kağan denetlenebilir yani. Abi Bilge'nin tahta çıkması bu şekilde oluyor. Evet. Tonyukuk'la Türk boy beyleri birleşiyor. Kültekin de var bunların içerisinde. Diyorlar ki kağanımız Türkleri bir araya getiremiyor, parçalayacak. Devlet elden gidiyor. Onu deviriyorlar. Yerine Bilge'yi getiriyorlar. Tabii evet. O dönemin demokratik sistemi farklıydı ama şu anki farklı. Biz zaten ne zaman yani bu normlardan ayrıldık, ülke evet. Felakete gitti. Padişahlar ne zaman danışmayı bıraktı, tek başına karar verdi. Çünkü tek başına karar vermek doğru bir netice doğurmaz. Akıl aklından üstündür prensibi gereği. Ha, bu şekilde. Aslında bütün dünya Türklerden örnek almıştır. Tabii tabii. Biz dediğim gibi biz medeniyet kurucu bir ulusuz. Medeniyet yıkıcı değiliz. Türk töre ama, ile dirilir. Tabii tabii. Şimdi evet. Türk atasözümüz var. Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lugat-ı Türk'ünde de geçer. Diyor ki ilden geçilir töreden geçilmez. Evet. Töre yerin ve göğün direğidir. Yer ve gök töre ile ayakta durur. Bununla ilgili benim makalem de var. Töre çok önemli. Hatta Türklerin töre bitiki var. Töre bitikinde diyor ki Kağan dahi diyor Kağan'ın hükmü törenin üzerinde değildir diyor. Yani hukukun üzerinde değildir. İşte Kağan bu. Dahi i̇şte hukuka bu. Uymak zorunda. Kesinlikle. Töreye uymayan Kağan kutunu kaybeder. İlkeler. Tabii. Tabii. Bu çok önemli yani. Lider sonra gelir. İlkelerden sonra gelir. Tabii tabii. Önemli hocam, olan töreli olmak. Çok yani teşekkür ediyoruz. Töreli yasal olmak. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için dergimiz ve takipçilerimiz adına size çok çok teşekkür ediyoruz. Ve yine inşallah başka güzel bir söyleşte buluşmak istiyoruz sizinle. İnşallah. İnşallah. Sürçülisan ettimse affola. Çok sağ olun. Arkadaşlara esenlikler dilerim. Arzu edenler dediğim gibi blogger sayfamdan da bakabilirler. Makalelerimi de okuyabilirler. Evet, faydalanabilirler. Hocam. Teşekkür ederim.